Kayseri'deyiz. Şu an nereydi? Meydan değil. Burası Kayseri Mahallesi. Burası Kayseri. Eski Kayseri evleri. Kayseri Mahallesi. Ali ile birlikte geziyoruz. Bu evler birbirlerine bağlıymış alttan. Öyle bir hikayesi varmış. Ama şu anda özel mülk. Restoran var içlerinde. Efendi Ağalar evi diyor. Ondan sonra Dülgerler evi diyor. Şurada bir restoran var. Burada mimarlık ofisi falan var. Efendi Ağalar Setonu'nun butik otel. Ha, mesela butik otel olmuş. Şöyle içeri doğru girebilirim herhalde. Bir şey demezler diye düşünüyorum. Odalar var, numaralar var. Yine aynı şekilde. Burada da bu şekilde bir avlusu var. Çok hoş bir yapı. Kayseri'de gene danışmentler var ama onun öncesinde Selçuklu mimarisi ağırlık olarak. Bunlar Ali'den aldığım bilgiler. Açıkçası çok okumadım Kayseri ile ilgili. Ama bakacağım sonrasında. Çarşıya doğru ineceğiz. Kale. Kayseri Kalesi, Bizans Kalesi. Eski korunaklı yapılardan bir tanesi. Bu restorandı, gezelim. Şurası da şeymiş, otelmiş. Butik otel. İçine bir girdim. Avluya baktım şöyle. 4-5 tane oda var. 101-102 diye numaralamışlar. Kuyumcuoğlu konağıymış burası da. Kayseri Mahallesi. Eski Kayseri Mahallesi. Bu şekilde bir restoran yapmışlar burayı. Merhabalar, kolay gelsin. Öyle tarihi diye girip iki görüntü aldım. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Aa, çok şıkmış. Bu ne yapıyor? Hem sizi çekiyor, hem karşıyı mı çekiyor? Hem beni çekiyor, hem karşıyı çekiyor. Nedir abi buranın hikayesi? Olayı. Buranın hikayesi, buraya yaklaşık 300 yıl oldu, yani 280 yıl. Kayseri'nin ilk yerleşim yeri burası. Gayrimüslimler oturduğu mahalle burası. Rum Ermeni. Ermeni ağırlıkla, tabi Rum da vardır, Ermeni de vardır yani. Şu Ermeni kilisesine giremedik ya. Ermeni kilisesi haftanın belli günleri açık bildiğim kadarıyla. Ayda sadece belli yılda bir açık. Kere açıyoruz dedi. Yılda bir kere ayin oluyor dedi, onun dışında izin vermiyoruz dedi. Olabilir. Bekçisi olabilir. Vardı. Bekçisi vardı. Müsaade evet, yani etmezler. Kısıtlı alanlarda açılıyor diye biliyorum. Yani Kayseri'de ama birçok var. Memleket sizin neresi? İzmir. İzmir'siz. Kayseri tarihi dokusu keyiflidir. Evet, şimdi başladık gezmeye işte. Meydana, çarşıya doğru. Haritam varsa bakayım, bir harita vereyim size. Varsa çok memnun olurum. Noktalarda faydalı olur size. Çok teşekkürler. Talas'a doğru çıkın, Harman Mahallesi orada keyiflidir. Yani aslında bayağı büyük bir alan burası. Evet, Kayseri bayağı büyük. Biraz da ön plana çıkmıyor. Tarihiyle alakalı. Doğrudur. Yani yapılsa Mardin'den iyidir aslında. Konya'yı çok güzel yapmış belediye başkanı. Konya'dan geldim ben buraya. Bütün dokuyu, o tarihi şeylerin hepsini bir araya getirmişler ve müthiş yapmışlar. Daha önce de gitmiştim Konya'ya. Ben Konya mezunuyum. Çok büyümüş yani. Çok Konya, güzel olmuş. Yani buraya yapsalar Konya yapsalar. Çok daha güzel olur. Evet. Bence de. Türkiye'nin... İçeri bıraksana. Niyetli değilseniz bir şey ikram edelim. Arkadaşım niyetli, ben de almayım. Çok teşekkür ederim. Gezelim çok ya. Sağ ol. Akşama veren belki vakit şey, sıkıntı. Alt odaların ışıklarını yak da. Çok, bir görsün İzmirli çok, kardeşim, oranın tavanları güzeldir. Yani çok restorasyon yapılmış ama son 10 yılda keyifli bir restorasyon. Eyvallah. Ambiyansı güzeldir. Çok sağ olasın. İzni aldık. Şöyle bir restorasyona bakacağız. Bezircioğlu eviymiş bunlar. 300-400 yıllık Ermeni evleri burası. Ermeni Mahallesi sanırım. Oo, çok şık. Şöyle gözlüğümü çıkartacağım. Çok güzelmiş gerçekten. Müthiş. Avizenin güzelliği, işlemelerin detaylarının güzelliğine bakar mısınız? Çok şık bir mekan. Ne restorandı abi burası? Kırkkapı Restoran. Kayseri'de, Kayseri Mahallesi'nde. Eski Kayseri Mahallesi'nde Kırkkapı Restoran. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Çok şık bir yer ve gerçekten çok misafirperverler. Bize de kapılarını açtılar, sağ olsunlar. Mutlaka Kayseri'ye geldiğinizde uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Bura bahar yemyeşil oluyor ya. Ha, asmalardan falan. Çok çok güzel yani. Avlu falan 10 numaraymış gerçekten. Kolay gelsin tekrardan. Kaçalım mı? Var mıymış haritası? Bir harita varsa bakayım, var alayım şeyi. Var yar yandı.
anonim olduğu için herhalde telif yemeyiz. Var mıymış abi haritanız? Var mıymış haritanız? Efendim? Haritanız var mıymış? Ha, pardon, özür dilerim. Estağfurullah. Yok, yok. Estağfurullah. Var mı haritanız? Var, bir misafirle de bulundu ki. Yani bu su geçsin diye de. Kayseri şeyi, tuzun haritası var da. Sanırım kalmamış. Yoksa müzenin orada bulurum herhalde şeyi. Evet, yani çok vardır. Teşekkür ederim. 40 yani kapı. 40 kapı restoran. Kayseri'ye gelenleri bekliyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi. Serhat Bey. Serhat abim burada ağırlayacak gelen bütün arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. 40 kapı restoran. Yok bir aynen bizi. Telif, müzik gelince telif yiyoruz ama. Müzik sıkıntı. Öyle yapacak bir şey yok. Çok güzel eski bir konak. 300 yıllıkmış. Ben Selçuklulardan kalmıştır diye düşünmüştüm. Ama değilmiş. Bilgisini aldık. Çok bayağı büyük bir restoran. İftarda muhtemelen açık olacaktır burası. Bir şey ikram etmek istediler ama Ali niyetli. O yüzden şey yapmadık. Çok kibarlar. Oh. Bak orada var fotoğraf makinesi. Çok güzel. Gerçekten harika. Burası da altılı masa. Birçok yeri var. Kocaman bir konak. 40 kapı. 40 kapı mantıklı. İsim mantıklıymış. 40 kapı restoran. Reklamını da yapmış olduk. Abi tekrardan çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Evet. Şimdi devam. Sonra bunlar da tarih olacak. Biraz restorasyon yapılmış, güncellenmiş. Ama Kayseri'de turizme çok şey yapmamışlar. Önem vermemişler anladığım kadarıyla. Var. Daha yeni yeni. Yeni yeni. Şimdi restoranda işletmecisiyle de konuştuk. Çok fazla yatırım yapılmamış turizmde Kayseri'ye. Erciyes biraz fazla kış turizmi dikkati çekiyor. Onun dışında şimdi kültür yolu diye bir yer yapmışlar. Orada bütün tarihi turistik yerleri görebiliyormuşuz. Normalde yağlamaydı, mantıydı vesaireydi. Bunları da yemem lazım. Ama Ali ile gezdiğim için, Ali de niyetli olduğu için bugün yapmayacağım. Yarın muhtemelen bir şeyler atıştırırım. Yöresel tatlara da bakmış oluruz bu vesileyle. Şimdi bu Kayseri, eski Kayseri Mahallesi'nde şu arkamda gördüğünüz yol, çizgi halinde uzanan yol kültür yoluymuş. Bu kültür yoluna ilerlediğin zaman sana Kayseri'yi gezdiriyor. Eski Kayseri Mahallesi'ni. Bayağı güzel yapılar, eski binalar. Daha çok Ermeni. Tabii Suriyeli de. Suriyeliler her yerde. Ama aslı Ermeni. Yani şey, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar. Setenönü değil mi? Burası Setenönü. Setenönü mahalle. Setenönü mevki. Kayseri evleri diye biliyorum. Buradan kültür yolundan devam ediyoruz. Gerçekten güzel binalar. Ama genelde kapalı. Ya da kullanıma da kapalı. Veya Ramazan'da olduğumuz için kapalı. Bilmiyorum. Milli Türk Talebe Birliği. Genç Birlik Kayseri İl Başkanlığı. Hep dernekler, vakıflar almış. Vakıf olayı İç Anadolu'da çok yaygın. Kendi içinde böyle kullanabiliyorlar işte. Ya restoran olacak ya butik otel. Tamam, binayı koruyor ama gezemiyoruz, oyun hükümet. Evet, yani bu şeyleri, tarihi yapıları hep özelleştirmişler.
ya otel, ya restoran, ya vakıflar, işte hatta mimarlık ofisi gördük az önce. O yüzden içlerine girip gezme şansı bulamıyorsun. Restoranı gezdik işte, az önceki restoranı. Sağ olsunlar orada müsaade ettiler. Ama güzel, keyifli. Keyifli bir şehire benziyor Kayseri. Kayseri ama büyük bir şehir. Bayağı hissettiriyor yani metropol olduğunu. Konya'da yürürken bunu hissetmemiştim mesela, veya Nevşehir'de hani şey, o kadar şey yapmıyorsun ama Kayseri'de gezerken tamam burası büyük şehir diyorsun. Yine tramvay var. Kayseray. Adı da Kayseray. Çok kötü isim. Gerçekten çok kötü isim. Kayseray. Tramvayın adı Kayseray. Burada Kayseri Lisesi var. Burası yani o dönem güzel liselerde. Milli mücadelede o dönem kulüp mezunları Çanakkale'de şehir oluyor. Oray günümüzde müzeye çevriliyor. Ha müze mi? Aynen. Açık değil şu anda. Açıktır ya. Gezeriz. Yok şey, yani eğitim verilmiyor. Aynen. Yanına yeni okul yaptılar. Ha, tarih ama Kayseri. Eski okulun müzeye dönüştürdüler. Bütün mezunlar Çanakkale'de şehit oluyor. Evet, tarihi Kayseri Lisesi. Şimdi önünden geçeceğiz. Burası da Merkez Bankası Kayseri Şubesi'ymiş. Kayseri Spor'da tebrikler, dün Trabzon'u 4-3 yenmişler. Maçı biraz baktım. Avanos'u gezerken şöyle bir göz ucuyla televizyona, hızlı hareketli, heyecanlı bir maçtı. İzleyemedik tabii tam olarak ama zaten onun için gelmedik buralara maç izlemeye de. 1893 Kayseri Lisesi. Burası yeni okul. Öğrenciler falan hala okul. Burası eskisi, burası aktif olan. Burası yeni, burası. Ha, burası yenisi, burası eskisi. Kayseri Lisesi kültürü devam ediyor ama eski binayı müzeye çevirmişler. Müze olarak değerlendiriyorlarmış. Bayağı da eski, ne? 130 yıllık Milli Mücadele Müzesi olarak yapmışlar. Açık gibi ama. Pazartesi hariç her gün değil mi? Pazar. Şöyle gösterebilirim. Kocaman bir lise yazısı. Milli Eğitim Bakanlığı Kayseri Lisesi. Ama Milli Mücadele Lisesi'ymiş. İkinci Abdülhamit dönemi. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Açık mıyız? Bizimiz kapalı. Öyle mi? Pazar ama bu. Bir aydır kapalı. Hala kapalı. Hafta içi de kapalı. Evet. Tüm müzeler kapalı. Kayseri'deki tüm müzeler depremden sonra karar alınmış, kapatılmış. Arkadaşlar. O yüzden Milli Mücadele Müzesi'ni, daha doğrusu Kayseri Lisesi'ni gezemiyoruz. Ondan sonra karşıda kütüphane var. Orası da eski bir kiliseymiş. Sanırım yine Ermeni Kilisesi değil mi? Burası da Ermeni, aynen. Burası da Ermeni. Kayseri'de çok yoğun bir Ermeni nüfusu varmış. Mübadele'de ya da şey, Teçir'de, Ermeni Teçir'inde Rum ve Ermeni nüfusu varmış şimdi. Onu düzeltelim. Mübadele'de ve Teçir'de genelde Müslüman Türk nüfus kalmış. Şöyle, burası da halk kütüphanesi şu anda. Şimdi halk kütüphanesi. Şu anda halk kütüphanesi ama eski Ermeni kilisesi. Depremde Kayseri de sallanmış. Çok hasar almamış ama
Burası da alındı diye biliyorum, afet alındı. Alındı mı? Kayseri'de sıkıntı yaşamış. Burası Maraş'a çok yakın. Herhalde 2 saat falan sürüyordur diye düşünüyorum arabayla. Bayağı yakın bir mesafede. İşte burada hamamları var. Yine Kayseri eski evleri. Yine Kayseri eski evleri ve hamamları. Ve bir şekilde hamam orada farklı. Buradan yaya geçirilen halk kütüphanesine geçtik. İçerinin dekorasyonuna bir bakarız. Çok güzel duruyor yapı olarak. Güzel yapı. Her köşe başında bir kümbet var. Meryem Ana Kilisesi'ymiş burası. Eski Meryem Ana. Selçuklu'da kümbet olayları çok meşhur. Kayseri'de de her köşe başında bir tane kümbet var. Gezmek istiyordum. Kütüphane burası biliyorsunuz. Evet. Kütüphaneleri ziyaretçi almıyoruz normalde de. Atayım yan kafayı lütfen birkaç dakika dolaşayım. Sessiz sakin öyle bir tur. Yani öğrencileri lütfen çekmeyin. Asla. Kapatıyorum hatta. Arkadaşlar burası kütüphane olduğu için sadece bana dönüp kamera. Çok güzel bir kütüphane bu arada. Kimseyi de çekmek istemiyorum. Kişisel verilerin korunması bilmem nesi nedeniyle. Ama şurayı göstermek istiyorum. Harika. Harika yani. Eski mozaikler falan duruyor. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir bina. Kütüphane olarak kullanılıyormuş şu anda. O yüzden biraz sessiz sakin geziyorum. Harikaymış yalnız. Gözlük değişikliği yapmam lazım. Çok güzel. Gerçekten harika bir yapı. Ama işte cemaat kalmamış burada. Kayseri'de. Rum veya Hristiyan cemaat kalmadığı için de bütün kiliseleri kapatmışlar. Veya değiştirmişler kullanım alanlarını. Az önce gittiğimiz kiliseye zaten girememiştik. Burası aktif sadece. Ama orada sadece yılda bir kere ayin yapılmış. Bu nedenle genel olarak kapalı kiliseler. Ama güzel büyük kilise. Yani Kayseri bir medeniyet merkeziymiş geçmiş dönemde. Şu anda da öyle. Çok büyük bir şehir dediğim gibi. Ama eski dönemde gayet önemli bir noktada yer alıyormuş. Burada görüşürüz. Kayseri Kalesi'ndeyiz burada da. Sağ tarafında gördüğünüz surlar. Burada abiler taş döşüyorlar. Seramikçiler. Seramikçiler taş diziyor. Pazar günü ne yapacaksın? Yine iyi gelmişler bu saat. Evet. Burada da abiler taş diziyorlar.
çay içiyorlar. Kale güzel restore edilmiş, Bizans. Zaten belli bak, taşlar eskiler ortadaydı, yanlar. Onu yapmadı, yine de. Seramikçiler çalışıyor. Seramikçi dayılarımız taş çizmeye devam. Kardeşim şimdi burada olsaydın şurada dayıları tokatlayıverdik 101'de. Öpüyorum. Sevgiler buradan. Kardelencime, canım Okey arkadaşım. Okey'deki tek eşim. Yenilmez bir ikiliydik. Üniversite yıllarında. İyi oynar mıydın? Valla deli gibi oynuyorduk ya. İçimiz gücümüz yokmuş herhalde. Tuvalet, alttan sızıyor. Aa. Tuvalet. Şehir meydanına doğru sızan bir tuvalet. Burada da dayılar taş çiziyor. Kayseri'de iyi bir kahve kültürü var. Emmiler seviyorlar burada taş çizmeyi. Buranın türküsüydü değil mi? Kalenin bedenleri. Şeyde hep çaldı. Aa, oradan mı dilime dolandı? Ben de nereden geldi aklıma diyorum. Tüp tüp oldu. Etnografya müzesi ama kapalı. Kayseri'de kapatmışlar müzeyi. Aa, üzüldüm şu an. Tüp tüp oldu, güzeldi. Bakanlık olur ile müzemiz geçici süreyle ziyarete kapalıdır diyor. İşte bu deprem. Deprem sonrası Kayseri'deki bütün müzeleri kapatmışlar arkadaşlar. Yani Kayseri gezmek biraz... Görkem şansın oldu. Kötü. Evet, evden şans. Yana iyiydi. Şansım evden yana tuttu ama Kayseri'de gezemiyoruz. Çünkü müzeler kapalı. Enteresan. O şeye gidelim bari. Neydi? Nesibe bir şey. Oraya gideriz umarım açıktır. İnşallah açıktır. Tüh şanssızlık. Aynen. Burası güp güp oldu konağıymış. Etnografya müzesiymiş. Etnografya müzelerini severim. Bundan bahsetmiştim Konya'da. Etnografya müzeleri daha güzel oluyor. Daha lokal, yerel bilgiler veriyor sana. Kıyafettir, işte yeme içmelerinde, odur budur şudur. Gerçekten güzel detaylar oluyor etnografya müzelerinde. Ama ne yazık ki Kayseri'de kapatmışlar. Kızamıyorum çünkü deprem bölgesi. Ama niye müze yani? Müzeyi kapatmak nasıl bir depreme çözüm onu anlamadım. Kızdım o yüzden şu an vazgeçtim. Kızamıyorum diyordum ama. Burası Atatürk Köşkü. Atatürk'ün gelip kaldı işte her yerde bilirsin. Geldiği zaman şurası kaldığı mı? Yerler aynı. Ha, burası Atatürk Köşkü'ymüş efendim. Atatürk'ün Kayseri'ye geldiğinde kaldığı yer. Burası da Cıkcıklı Cami. Dincıklı Cami. 17. yüzyıldan kalma bir camiymiş. Konya'da bol bol cami gördük. Kayseri'de bol bol gümbet gördük. Bakalım sıradaki durağımızda neler var. O da garip değil mi bak? Yüzyıllardır duran binalar deprem nedeniyle kapalı diyor. Evet. Ama hiçbir şey olmuyor. Evet. Binalar, ticarethaneleri aç. Hepsi açık. Ben de ona anlam veremedim şu anda. Yani müzeyi kapatmak nasıl bir çözüm olmuş? Depreme nasıl bir şey... Önlem, müze kapatmak çok enteresan. Herhalde çalıştıracak personel bulamadılar. Ne yaptılar? Garip. Yani çok garip. Neyse, bahane. Yapacak bir şey yok. Benim şanssızlığım. Her şansımı dün tükettim ben yolda. Fatma'ya da söylemiştim buradan. Fatma'ya sevgiler. Seninle tanışarak bütün şansımı tükettim demiştim. Altın Baba İskender. Ne Altın Tabak İskender? Özür dilerim. Bir de Elmacıoğlu İskender. Niye İskender önerdiler bilmiyorum Kayseri'de. Yağlama var, mantı var. Buranın mantısı. İşte sonra sucuğu, pastırma. Onlar klasik.
Biraz hamur işi ön planda. Onun harici pek yemek kültürü yok. Dürüm yok. Dürüm ülke olmaz. Dürüm olmazsa Türkler bir şey yiyemez. Evet, gerçekten dürüm olmasa biz aç kalırmışız. Allah'tan dönerimiz, dürümümüz var. Araplar da şavarma diyor. Şavarma mı diyor? Şavarma diyorlar bizim dönere. Araplar, İsrailliler. Gel biraz altın dünyasına girelim. Kazancılar Çarşısı. Kazancılar Çarşısı. Altın dediğimiz sucuk değil değil mi? Yok. Asıl altın da var. Gerçek altın da var. Müthiş bir sucuk pastırma kokusu. Hemen yan tarafta Cumhuriyet meşhur pastırmacı Bereket Pastırma. Evlilik sucuk. İftarlık sucuk içi. Kayseri'de olduğumuzu hissettik şimdi. Buranın pastırma sucuğu böyle tek lezzet ya. Böyle içine pek bir şey karıştırmazlar. Valla pastırmanın kilosu 1000 lira vardır herhalde. Sucuğun herhalde var bir yani. 250-300. Pastırma da 1000'den aşağı değildir. O yüzden ne yazık ki tadına bile bakamıyorum. Dilim dilim alırsan. İki dilim. Şey 0.25 gram pastırma. Etin kilosu 300 olunca. Hı, kıymanın kilosu 300 iken pastırmanınki 1000 olması normal. Evet, ülke ekonomisine yine dokundurmadan geçemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Neyse, elin Avrupalısı geliyor, alıyor pastırmayı, sucuğu gidiyor. Karşıda Kazancılar Çarşısı. Burada şey mi? Bakır. Burası genelde baharat, sucuk, pastırma. Kapalı çarşı var, orada işte kıyafet. Sucukçu, baharatçı, karşıda kale. Kalenin içine giriliyor herhalde, Aslanlı Kapı. İçine gireriz. Aslanlı Kapı'dan şimdi kalenin içine gireceğiz. Oo, surlar falan bayağı iyi durumda. Evet, güzel, güzel, gerçekten güzel bir kalesi var Kayseri'nin. Sağda solda aslan var, o yüzden bir aslan yapılıyor. Hani aslanlar? Ha, şunlar. Şurada aslan detayları var sağda solda. O yüzden buraya Aslanlı Kapı diyorlarmış. Hoş bir giriş. Sanatçılar Sokağı varmış. Artistik diyor. Ama kapalı. Kış sezonu nedeniyle kapalıymış. Orası da kapalı, burası da kapalı. Bu videonun adı Kapalı Kayseri olsun. Yok olmasın, vazgeçtim. Müzeleri Kapalı Kayseri olsun. Surlara çıkmak da tehlikeli ve yasakmış. Millet intihar ediyormuş. O yüzden hepsine çelik kafes örmüşler. Kapatmışlar surların çıkışlarını. İşte bir pazar tarzı bir pazar yeri. Burası sonradan mı? Sonradan aynen. Belediye hepsini aldı. Dükkan açtı. Sonra restore etti. Şu an boş kale. Ortada bir arkeoloji müzesi var. Bilmiyorum, açık mıdır? Kayseri Müzesi. O da kapalıdır bence. Kapısı kapalı, baksana. Harbi. Kayseri Müzemiz de kapalı. Buraya da gidemiyoruz. Allah, resmi işte ne olsun? Geçici olarak ziyarete kapatılmış. Roma, Selçuklu, Bizans, çevre köylerden hep bulunan, işte Kayseri'de Gültepe var, meşhur tabletlerin olduğu. Definecilik de meşhur burada, yaygın. O her yerde fiksel. Böyle tarih turistik yerlerde defineciler olmasa olmaz. Çok kötü. Abi, kültürel mirası zedeliyorlar ne yazık ki. Başka bir şey değil. Ama yapacak bir şey yok. Millet yolunu buluyor bir şekilde oradan. Tabii yasal değil. Desteklemiyoruz. Kesinlikle karşıyız. Şimdi burayı restore ettikten sonra bura TikTokçularla meşhur oldu. Öyle mi? Burada TikTok çekiyor. Kayseri Kalesi TikTokçu mekanıymış. Burası boydan TikTok çekiliyormuş. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir restorasyon yapılmış. Güzel bir meydan yapılmış içeriye. Altında müze var. Ama burada bir etkinlik vesaire yapılıyor mu? Bazen konser oluyor burada. Meydan. Sergiler oluyor. Belediyenin bu açtığı kursların öğrencileri yıl sonu sergisi oluyor. Bunun
Geleneksel sanat tarihi. Kale içi Kayseri mutfağı. Burada ne? Yağlamayı ananın yerinde yedirdiler. Mantıyı bir yerde yedirdiler ama hatırlamıyorum. Yazarım. Ama buralar merkezi olduğu için buralar tokat yeridir. O yüzden daha kenar köşe yerlerde yemek lazım. Yöresel lezzetleri. Ama kale çok güzel. Gerçekten Kayseri Kalesi'ne bayıldım. Çok iyi bir restorasyon yapılmış. 6 yıl sürdü. 6 yıl. Açılmadı. Halk böyle isyan etti falan. Ulan dedi Selçuklu daha az sürede yaptı. Restorasyon 6 yıl sürmüş. Halk isyan etmiş. Selçuklar daha kısa sürede yapmıştı diye. Ama Selçuklu mu? Bizans mı? Aslında Türk toplumu var. Roma'da var, Bizans'ta var. Tabii gelen üstüne yerleşiyor. Gelen. Aynen. Hepsinden bir şeyler var. Hem Bizans var hem Roma var. Ama şöyle gösterdiğim zaman gerçekten çok güzel bir dokusu var. Ezan eşliğinde Kayseri Müzesi, yok pardon Kayseri Kalesi gezmesi. Mahitler var, mezar taşları. Hadi oturalım. Ben akıllı bütün şarjları doldurdum ama bataryanın diğerini evde unutmuşum. O yüzden şarjım 15. Gösterebildiğim kadarını göstereceğim. Burası Hunat Hatun Camii, medresesi, hamamı, efendime söyleyeyim birçok şeyi. Hunat Hatun'da Selçuklulardan kalmaydı değil mi? Şöyle gösterebilirim. Alaaddin Keykubat'ın zevcesiymiş. Gıyasettin Keyhüsev'in de annesiymiş. Buradan okuyabilirsiniz. Bayağı büyük bir medrese yaptırmışlar buraya. Yine Selçuklulardan. Ben Kayseri'nin bu kadar Selçuklu şeyi olduğunu bilmiyordum. Bayağı ağır. Evet, Selçuklu mimarisi veya Selçuklu tarihinin bu kadar Kayseri'de fazla olduğunu tahmin etmiyordum. Daha çok Konya, hani Selçuklu'nun başkenti, orada daha fazla şey vardır ama Kayseri'ye çok yatırım yapmışlar Selçuklular. Anadolu'da var. Burada işte hep sanat atölyeleri var. Evet. Ebru atölyeleri, sahaf, kitapçı, Neyzen Hüsnat, böyle. Aa, güzel. Tesip. Tesip atölyesi, takı tasarım atölyesi, birçok atölye var. Büyükçe bir medrese. Yine ustalar, çiniler. Hindistan, Moğolistan, Şamanist tarzı biri var. İşlik sanat evi bak. Onun atölyesi bomba. Nerede? Tam bizim ruhlarda. İşlik sanat evi. Hmm. Evet, biraz Türkmenlik var burada. İçerisine gir de bak. Efsane. Müzik. Şöyle girelim. Merhaba, kolay gelsin. Çekim yapabilir miyim? Hı? Çekim yapabilir miyim? Niye? Göstermek için. YouTube. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne kadar güzelmiş burası. Burası işlik atölyesi. En köşede Hunat Hatun medresesinde. Çok hoş oymalar. El emeği ürünler mevcut. Hem ustamızla tanışabilirsiniz hem de gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Kayseri'de Hunat Hatun medresesinde. Evet. Yaman Dede camisiyle günü bitiriyoruz. Cihangir abimizle buluştuk. Ali de burada. Merhaba, ben Ali. Herkese Kayseri'den sevgiler. Kayseri de burada bitmiştir. Elazığ'da görüşürüz.